Arkadaşlar selamlar. Geçen hafta pazar günü eskiciden böyle bir şarjlı matkap aldım ama bataryası eksik. Buna batarya almayı da düşündüm ama çok pahalı olduğu için bunu direkt olarak güç kaynağından çalışacak şekilde yeniden düzenleyeceğim. Alt kısmına bir plastik parça tasarım yapacağım ve parçaya da bunun montajlanmasını sağlayacağım. Bu direkt olarak güç kaynağından çalışabilir durumda olacak. Batarya ihtiyacımız kalmayacak. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi herhangi bir çalışmasında da sıkıntı yok. Şimdi bilgisayara geçelim, bunun tasarımını yapalım, printer'da basalım ve videomuzu tamamlayalım. Evet arkadaşlar, tasarımı bitirdik. Printer baskısını da çıkardık. Bundan sonra süreçte baskıyı yapacağız. Yaklaşık 2,5 saat sürecek. Ondan sonra buradan şu kısımdaki desteği sökerek buraya bu parçayı takacağız. Ondan sonra kablolamasını yapacağız ve artık kullanabilir hale geleceğiz. Parça üzerinden ölçü çıkardığımız için aslında belli bir noktada durdurup kontrol etmek lazım. Şuradan bir durduralım. Parçayı hiç tabladan sökmeden kontrolünü yapmamız gerekiyor. Ölçüler gayet uygun. Parçayı sökmeden baskıya devam edebiliriz. Arkadaşlar parçayı bastık. Bu destekleri söktükten sonra oraya güç girişini takacağız ve kablo bağlantını yapacağız. Şu anda aslında şöyle baktığınız zaman tasarım gayet güzel oldu. Yapıştırma işlemi yaptıktan sonra orijinal gibi görünecek. Yani üzerinden ölçü çıkarak çizdik ama gayet güzel bir şekilde birbirini karşıladı. Kamerayı sabitleyelim ve lehimleme işlemlerine başlayalım. Evet, lehimleme bitti. Şimdi bir deneme yapalım. Gayet güzel şekilde lehimlemeyi de tamamladık. Şimdi kabloları toparlayacağız. Bu yuvaya koyacağız ve bunun etrafını komple yapıştırıcıyla kapatacağız. Arkadaşlar baktığınız zaman sanki orijinal gibi oldu. Yani gerçekten fabrikadan bu şekilde çıkmış gibi oldu. Gayet uygun. Normal bataryalar biraz daha yüksek olur. Bu biraz daha kibar oldu o açıdan. Çizgiler birbirini takip ediyor. Yani ölçü çıkararak çizdik ama gayet uyumlu bir şekilde üretebildik. Renk seçimi de aynı zamanda zaten turuncu ve siyahtan oluştuğu için siyah en güzel olacak şekilde bir seçim oldu bizim için. Onun dışında hafif bataryası olmadığı için burada bir güç girişi var. Bunu taktığınız zaman bu an laptop bataryasının harici bir güç kaynağı yapmıştım bu şekilde. Bu şekilde kullanılabilir bir hale geldi. Buna uyumlu olması da bu açıdan iyi. Daha önce yaptığım bu matkapta da kullanıyorum bunu.
O yüzden ortak batarya, ortak güç giriş oldu. 15 lira bunun değeri. Bu plastiğin bana maliyeti 2 lira olsun tasarım dahil. Yani 17 liraya bir tane matkabım oldu. Şimdi şu kısım paslı. Bunu da biraz zımparalayacağım. Onun dışında tamamen bitmiş olacak. Bu kadar parlatma yeter. Daha fazlasında plastiğe zarar vereceğiz çünkü. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok şık bir yapıya hale geldi. Yani şöyle telefonu alayım. Şurada daha sonra bunun videosunu çekeceğim ama birçok aleti kendim yapmaya çalışıyorum. Burada çok güzel duracak. Bunu ilerleyen zamanlarda bunu nasıl yaptığımla ilgili de bir video çekeceğim. Atölye tanıtım videosu düşünüyorum. Orada daha detaylı şekilde konuşacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar teşekkürler. Hoşça kalın.